hastası oluyor. Ay, anlat bitmez yani kısacası. Lada Vega alınır mı diyenler böyle işte, param varsa pahalısına bin kardeşim, işte bilmem neyi al falan filan, şunu al bunu al param varsa gibi konuşanlar boş laf yapıyor. Boş kafalar onlar, tamam mı? Vallahi boş kafa. Lada Vega iyi bir araba değil. Lada Vega'ya iyi bir araba diyen de kendini dolandırmayı çok seven birisidir gerçekten. Başka bir sebep, başka bir mantık bir türlü bulamazsın. İmkanı yok gerçekten. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Lada Vega aracımız var. Aracımızda bazı sıkıntılar mevcut gördüğünüz gibi. Evet, şu an sıkıntılardan bir tanesini gördünüz. Süspansiyonlarımızda biraz sıkıntılar mevcut. Bu süspansiyonlardaki sıkıntıları buradaki değerli ustalarımız bir türlü gideremiyor. Çok muhteşem sıkıntılar bunlar. Yani sanarsınız çok her şeyin yok olduğu bir dünyadayız. Yani parça bulamıyorsunuz, şunu bulamıyorsunuz, bunu bulamıyorsunuz. Çok kaliteli ustalarımız var burada. İyi ki varlar. Çok seviyorum. Aracımızı da çok seviyorum. İyi ki Rus malı bir araba almışım. Yarın olsa tekrar Lada Vega alırdım zaten. Evet, sıfır. Hatta gidip sıfırını bulacağım. Bir de sıfırıyla dolandırılacağım. Öyle dolandırılmak istiyorum bir de. Çünkü ikinci el dolandırılması fazla sarmadı. Sıfır dolandırılmak istiyorum. Daha fazla para verip Rus malı bir teneke almak istiyorum. Teneke biraz absürt olur da. Çöp tenekesi diyeyim daha doğrusu. Çöp tenekesi almak istiyorum. İlk işim yarın bankadan kredi çekip Lada Vega aracı alabilmek için bir kredi başvurusu yapacağım. Bitmiyor. Arabanın derdi abi bitmiyor. Şunu yapsan, bunu yapsan, ne yaparsan yap, arabanın hiçbir şekilde tatmin edemiyorsun. Mutlu olmuyor. Yani nankör bir insan gibi. Hiçbir şekilde mutlu olmuyor. Yani araba bozulmak için resmen bahane arıyor. Mesela hava bulutlu olduğu için araba bozulabiliyor. Hava bulut, hava niye bulutlu diye. Öyle bir arabadan bahsediyoruz. Hava bulutlu diye hava araba bozuluyor. Şu şöyle diye bozuluyor, bu böyle diye. Yani sürekli bir bozulmaya meyilli bir arabadır Lada Vega. Gerçekten alan herkes çok memnun. Satarken daha memnun oluyor. Evet, gerçekten memnunuz. Çünkü satarken o kadar mutlu oluyorum ki, oh be kurtuldum diyorum arabada. İnşallah o kurtulma yakında bana da kısmet olacak. Yoksa bu şekilde zor yani. Gerçekten insan sinir